Sevgili izleyenler, bildiğiniz gibi Bektaşilik, tasavvufu, insan sevgisini rehber alarak Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nin önderliğinde kurumsallaşmaya başlayan bir tarikat sistemi olarak Türk kültür ve inanç sistemine damgasını vurmuş bir hayat alanıdır. Bektaşiliğin gelişim çizgisine baktığımız zaman Balkanların çok ayrı bir yeri olduğunu görürüz bu inanç sisteminde. Pir-i Sani olarak nitelendirilen ve Bektaşiliği gerçek anlamıyla kurumsallaştıran büyük inanç önderi Balım Sultan'dan sonra Balım Sultan erkanının uygulandığı Babağan Bektaşi kolu Bektaşiliğin ana gövdesini oluşturmaktadır. Yüzyıllar boyunca Osmanlı'yı Osmanlı yapan ve Türk düşünce sistemini Balkanlara taşıyan Bektaşi tekke ve dergahları bu tekkelerin kurucuları olan babalar sayesinde, onlara yardım eden erenler sayesinde binlercesiyle birlikte bu toprakların ayrılmaz birer parçaları olmuşken 1826 yılında 2. Mahmut'un yapmış olduğu son derece yanlış bir kararla Yeniçeri Ocağı kaldırılırken bütün Bektaşi tekkeleri yerle bir edilmiş, bundan Balkanlardakiler de nasibini almıştı. Tarihsel süreç içerisinde dede baba sistemine bağlı olarak hizmet yürüten Babağan Bektaşi kolu, Bektaşiliğin evrensel görüşünü tüm dünyaya gösterircesine Türküyle, Arnavutuyla, Boşnağıyla hangi kökenden gelirse gelsin hepsini kendinde toparlayan, kendinde bütünleştirebilen bir sistem olarak karşımıza çıkmıştır. Bu Bektaşi dergahlarında insanlık, yardımlaşma, tasavvuf okulu olarak eğitim görülen yapılar olarak göz önünde alındığında
gerçek anlamıyla tarihimizin bize hediye ettiği en önemli unsurlar olmuştur. Fakat büyük önder Atatürk'ün Türkiye'deki devrim hareketiyle birlikte de tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla bu kültür ocakları farklı şekillerde yaşamlarını sürdürmüşler. Balkanlardaki ise başka bir süreç içerisine girmiştir. Dünyada bir tek dede babaya bağlı olmak üzere hizmet yürüten Bektaşi sistemi, tarihin getirdiği zorunluluklardan dolayı farklı bir açılımla Balkanlarda Salih Niyazi dede babanın getirdiği yeni bir yapılanmayla karşı karşıya bizi bırakmıştır. Arnavutluk merkezli olmak üzere Balkan Babağan Bektaşi kolu Türkiye'deki sistemden ayrılmış, mücerretliğin yani evlenmemenin genel bir kural olduğu bu sistem bugün Arnavutluk merkezinde aynı şekilde sürdürülmektedir. Fakat şurası da bir gerçektir ki Türkiye'de de bu büyük inanç sistemi kuvvetli bir şekilde yaşamaktadır. Kendi bazı küçük problemlerine rağmen Balım Sultan'ın kurduğu ve 500 yıl boyunca hiç aksamadan, bozulmadan, aslını muhafaza ederek insanlığa ışık saçan sistemini Türkiye'de de yaşatmaktadır. Umarız ve dileriz ki Balkanlardaki bu sistem Türkiye'deki sistemle bir bütünlük oluşturarak yine o güzel yoluna, o özlenen yoluna doğru yürür. Böylece Alevi İslam inancının en kuvvetli kollarından birisi olarak Hacı Bektaşi Veli'nin ilkelerini kendisine rehber edinen bu yapı, içinden Abdal Musa'ların, Kızılderili Sultanların, Demir Babaların çıkmış olduğu bu kutsal büyük yapı sonsuza kadar yaşamasını sürdürür. Bugün mücerretlik erkanının yürüdüğü ve yürütüldüğü çok kutsal bir mekandan sizlere sesleniyoruz. Burası da yaklaşık 500 yıllık tarihinde nice büyük dede babalara da ev sahipliği yapmış olan Sersem Ali Dede Baba, bir diğer ismiyle Harabati Baba Tekkesidir. Şu anda da yine bu inanca hizmet aşkıyla yola çıkan Tahir Baba'nın, Tahir Emini Baba'nın geçen sene Hakk'a yürümesinden sonra onun yerine hizmet yürütmeye devam eden Baba Mondi, değerli büyüğümüzle bu yol, bu kervan yürümeye devam ediyor. Büyük sıkıntılara, zorluklara rağmen yürümeye devam ediyor. Arnavutluk'taki güzellikler Makedonya'da da sürdürülüyor. Ama aynı zamanda bilebiliyoruz ki Yunanistan'da ve Bulgaristan'da da aynı sistemin yürütülmesi için bu merkezden kaynaklanan bir düşünce sistemi de var. Peki acaba Baba Mondi nasıl bir süreçten gelerek baba oldu ve daha da öncesine gidecek olursak Salih Niyazi Baba, dede babayla birlikte Balkanlarda bu sistem nasıl yeniden hayat buldu ve Arnavutluk'ta yaşanan dede babalık ve Reşat Bardi dede babayla hayat bulan bu sistemin özü, felsefesi nedir? Bu soruların yanıtını sevgili baba, Harabati dergahının babası, sevgili Baba Mondi'den alacağız. Arnavutça olarak yapılacak bu söyleşinin tercümanlığını da yine bu dergahın dervişliğini yürüten değerli inanç önderi, hizmet eri Abdülmütalip Bakiri tarafından yapılacaktır. Umarız sizlere layık bir söyleşi gerçekleştiririz. Evet, selam ve sevgiyle selamlıyoruz, hürmetle selamlıyoruz. Umarız iyisinizdir efendim. Merhaba. Merhaba, müsaadeniz. Lümşin kambat. Efendim, biz değerli inanç önderimizi daha yakından tanımak istiyoruz. Kendisini bize anlatsın, nasıl bir yaşam sürdü, hayat serüvenini aktarsın bize. Tadışırın nazaret gayet ayyüye, si yeperyetumut, si ervet nekat grad, ga biografiya nazaret diçka fjali amudna spegoni. Unë quem baba Edmond Brahimaj,
hamlin dur në Tiranë në vitin 1959-90. Evet, kendimizi tanıtalım diyor baba Edmund Breymay. Kendisi Tiran doğumludur. 19 Mayıs 1959'da. Da kendileri bir Bektaşi ailesinden geliyor. Yani bundan önce Dede Reşat Bahri'den önce olan Ahmet Muhtar dedenin yeğenidir. Kendi küçüklüğünü orada geçiriyor. İlk öğrenimini ve orta öğrenimini orada bütünlüyor. Daha sonraları bildiğiniz gibi Arnavut'ta komünist devriymiş. O zaman muhakkak bu kendileri mecbur oluyor ki askeri okuluna yazılıyor. Orta askeriye ve yüksek askeri okulunu bütünledikten sonra subay oluyor ve Makedonya ile Arnavutluk sınırları o şeyinde civarında bazı seneler görevliymiştir. 1990 yılında Arnavut'ta demokrasinin gelmesiyle kendileri Bektaşi soydaşı, Bektaşi aşığı olduğuna göre birdenbire bu da dergaya yani dede babalık mekanına kendini atıyor orada. Ve orada çok hizmetleri geçiyor. Yani bugünkü dede Reşat Bahri'ye bu destek oluyor. Ve 1991'de müyüp oluyor. Aynı zamanda kendileri çok arif olduğuna göre Arnavut'ta, dede babalık'ta kendisini sekreter olarak üyeliğinde seçerler. Ve orada da çok hizmetleri geçiyor. 1994'te bunun yani görgülerini dede baba görerek buna dervişlik şeyine verecek ve daha sonra böyle 1996'da derviş elbisesini giyiyor. Hacı Bektaş yolunda adıyor kendisi. Bir yıl sonra 1997'de kendisi baba unvanına alıyor. Baba icazetnamesini ve Korça'da denilen şehirde baba gibi atanıyor. Şimdi biraz konuşalım. Dede Reşat Bahri'de çok hizmetleri geçmiş. Yani bu soydan Ahmet Muhtar dedenin geldiği, Ahmet Muhtar dede dedenin dervişi Reşat Bahri'ymiştir. O şekilde bu ilişkiler çok bağlantılı geçmiştir ve kendisi Ahmet Muhtar dedeye olsun, Reşat dede babaya olsun aynı bağlantıdır ve aynı bağlantıyla devam ediyor. Baba nasıl andı 1997'de bugüne kadar Reşat Bahri dede baba bunu rehber seçiyor. Rehber yani bütün babalara, dervişlere ve müyüplere rehberliği baba Edmund yapıyor. Arnavut'ta yani dede babalıkta. Efendim şimdi Ahmet Muhtar babayı çok duyuyoruz. Tabii ki günümüzün dede babası olarak da Reşat Bahri büyük sevgiyle anılıyor. Bunlar hakkında hem kendi yaşamında derin etkisi olduğu için biraz daha açıklama yapsın diyoruz. Nasıl yürümüş bu yollar, nasıl gelmiş bugüne? Baba bizi biraz daha aydınlatsın. Baba, Ahmet Muhtar dediğin kendi görüşüm şalitek mira. Masati kavajdo dede Reşat'i. Buna boni pak şpegime gayeta e Muhtar dedeyt kuşka kem. Ve be primtariyet yiyen ditete. Jetës e ti. Ahmet Muhtar dede ka lindur në Brataj të Vlorës, nga jam edhe unë me origjinë, në 16 nëntor, në vitin 1916, ka jetuar deri në 10 korrik të 80-s. Mbasi ka marru shkollën fillore. Efendim, Ahmet Muhtar dede hakkında sorunuz vardı. Sayın Babayran'ın izah ettiği gibi Ahmet Muhtar dede Brataj köyünde Lora şehrinin yakınlarında orada dünyaya geldi. Küçük yaştan çok zeki bir oğlandı. Bektaşi asıllı ilk ve orta öğrenimini orada Tiran'da bütünledi. Daha sonraları o da subay askeri okuluna ihracat etti. Orada da tamamladıktan sonra subay gibi çalışmaya başladı. Onlar bilirsiniz ki 1941-45 İkinci Dünya Savaşı oldu ve Arnavutluk şeyden faşist İtalyanlar ve nazist Almanlar altında kaldı. Bunlar bildiğiniz gibi Bektaşileri her yerde ki nerede var onlar kendileri milliyetçidir. Hazreti Peygamber'in dediği gibi bir sözü vardır. Evvel vatan sonra iman. Bu da tüfeği alarak Halk Kurtuluş Savaşı'na o şey oldu, karıştı.
ve o savaşlarda başarılar ederek, mücadele ederek kurtuluşa vardılar. Yani ondan sonra 1942'de kendileri babasından bunun şeyden, kitaplardan Naim Fraşeri hakkında, siz bilirsiniz Naim Fraşeri kardeşler, onlar yüce bir okuldan gelmediler ve Bektaşilik hakkında çok eserleri var. Bu da babasının ve dedesinin tavsiyeli üzere bu kitaplardan esinlenerek Bektaşilik hakkında çok dürüst bir bilgi aldı ve 1942'de dervişlik, müiplik mertebesine erişir. Daha sonra derviş mertebesine erişerek o şeyde bu Debre yakınlarında Vata tekkesinde orada hizmete geçer. Daha sonra bunun o kadar zeki, o kadar arif olduğuna göre Kumuz Devri bunu istifade ederek buna birçok atamanlar veriyor. Yani mevkilere hükmet şeyinden kendileri birkaç dil kullanmıştır. Ve daha sonraları o devreden yani 45'ten sonra 48'de bu dede baba o şeyine seçilir. Yani Abbas dedeye Şiiler bunlar yaparlar, katliam yaparlar. Yani İtalyanlar bunu vurdurarak bunun yerine bu geçer. Ahmet Muhtar eder ve bunun zekiliğiyle, bunun görüşleriyle, bunun avuça günüyle Bektaşilik çok kazanıyor. Ve en iyi çevirileri toplayarak Türkçeden, Arapçadan, Farsçadan bütün kitapları, eserleri çeviriyor diyor, topluyor. Ve o şekilde daha sonra 1950'de ve 1952'de kendileri yönetici olarak iki Bektaşi kongresi tutuyor. O kongrelerde birçok şeyler, Bektaşiler hakkında yani anayasalar kuruluyor, şeyler onun hizmetleri geçiriyor. O zamanlardan yani 1952'den 48'den 52'ye kadar Dede Reşat Bahri onun dervişiymiş ve o zaman ta Ahmet Muhtar dedenin hakka ulaşıncaya kadar onun en yakın arkadaşı, samimi arkadaşı, onun kalbi nefis veren o bütün oşunları ondan feyiz almıştır ve hayatında bile Ahmet Muhtar dede Dede Reşat Bahri'ye icazetnameyi veriyor. Benim yerimde benim ölümümden sonra Dede Reşat Luan Bardi babayı bırakıyorum. Ve o şekilde bildiğiniz gibi onun Hakk'a yürüyüşünden sonra 1980'den ta 1990'a Dede Reşat Bardi Bektaşiliği sır olarak evlerde yürütmüştür. Çünkü komünist 1967'den Renver Hoca bütün yani bütün dinlere aşiyetli kıyam yaptı, kapattı. O aynı sanki ikinci Mahmud gibi Bektaşilik'e daha yeni bir darbe oldu. O şekilde baba Ahmet Muhtar dede, yani Ahmet Muhtar babanın hizmetleri çok geçmiştir. Nazanım baba Edmund da onu hayatında görmüştür. Ondan feyiz almıştır. Ondan ruh şeyi almıştır ve o şekilde devam etmeye devam edecektir. Evet, Ahmet Muhtar babanın gerek sizin üzerinizde, gerekse de toplum üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir manevi yön de var burada. Mucizelere inanılan, kerametlere inanılan bir yön de var. Bunu Türkiye'deki Aleviler, Bektaşiler, hatta Sünniler bile bilir, hisseder. Bu yönleri biraz açalım diyoruz, biraz sohbetimize ekleyelim diyoruz. Bakalım ne anlatacaksınız? Baba vefat, Yusya dini ne Bektaşi'den? Ahmet Muhtar dedi, birkaçın nizati vardı. Eve kapası müne kurira. Eve nesi Bektaşi? Eve si Alevi, bile ve Sünni. Ata ib. Priyatime ka piyasa çiğ besönti ve mucize ve dinle müne kurira. Adına spegoni dişka da müne kurira Ahmet Muhtar dedi, si zati vardı. Si që thashe, unë për para dhe Ahmeti ka qenë një njeri i lindur. Dhe këto shenja i ka dhënë që ku ka qenë ushtar në Stëblevë të Peshkopis, ku rastësisht e thret komandanti. Sizler biraz yani devam ediyoruz. Ahmet Muhtar dede hakkında sordunuz. Ahmet Muhtar dede yani anlattık biraz evvelinden daha hani devam edeceğiz. Yüksek bir zattı. Kendileri hala subayken yani o kasarna ne dersiniz o binada çalışırken bahçeyi hep çiçek yapmış. Bir gün ondan üstün bir subay geliyor ve bir girir bahçede der bu
Kim bunu yapmış? Ahmet Müftar. Fakat subaydı o zaman. Der sen Bektaşi misin? Diyor hayır ben Bektaşi eserlerinden okuyorum. Niyetim vardır. Yürüyor bundan ve bunun bu şekilde bunun bu kadar yüksek sevgisine göre birkaç sene burada devam ediyor. Ve orada bir asker ruhsal bozuntularına uğrar. Ahmet Müftar deden ona kendi nefesiyle onu düzeltiyor. Yani ona bir mucizesi oluyor. Daha çok bu şekilde çok mucizeleri vardır ve bunu görerek bu yüksek subay Ahmet Müftar dediği subaylıktan şey eder. Menedir yani sivillige bırakır. Ve Ahmet Müftar dedi o zamandan sonra yani biraz evvel andığımıza göre çıkıyor. O şimdi askerliği görevinden ve Vata köyünde Debre yakınında derviş oluyor. Ve o dervişliğiyle devam ediyor. Bir zamanlar sonra yani baba oğlu babadan sonra dede baba unvanına geliyor. Dede baba unvanına gelmesiyle ona 7 tane atentat yapmışlar öldürmek için. Hepsinden kurtulmuş. Suikast. Atentat suikastı dersin. Hepsinden kurtuldu. Bunun bazı özelliklerinin bazı mucizelerin bir tanesiymiş. Bunun amcalarından birisine bir düğün varmış. Ve bu da düğüne gider, davet edere gider. Ve ne zaman gider o Rıza Bey'miş isim düğünü yapan. Umar sormuşlar Rıza Bey'e kimdir bu herifine geliyor demiş. Buna bu Ahmet Müftar dedeye bir kurban mı teklayan bir kapoş bir başkanmış. Abi demiş bu demiş, bunu komünistler atattılar bunu. Bunu bu şey mevkide bunda bir şey yok. Neyse Ahmet Müftar buna bakmıyor. Daha sonra çıkıyor bir meydanda ve halkla o şeye temasa geçiyor. Halkla temas geçerken o zaman bir bülbül bir serçe. Karşıda bir gülde bir dikende ütüyor. Bu demiş hadi serçerim gel demiş benim elimde konda üt. O zaman serçecek gelerek onun bütün parmaklarına niyaz ederek öperek ütmeye başlıyor. O zaman dönüyor Rıza Bey'e der. Rıza Bey bana daş mı gerek ne gerek? Sen Ahmet Müftar'da bu konuşulan sürede orada değildi. Başka bir yerdeydi. Fakat ona ayanıymış bu. Ahmet Müftar dede hakkındaki konuştukları kötü sözleri bu da o şekilde diyor senin başına bir iş bulacağız biz demiş. Merak olma senin bu başın hala bilinmiyor ki komünist devrindeki Arnavutluk kooperatif olacaktır. Senin bu baş çok domuzlar bakacaksın. Ve hakikaten oluyor. 5-10 sene sonra bu öyle bir göreve yani bey iken yüksek mevkideyken Rıza Bey domuzları bekleme bir kooperatifde o şeye düşer. Demek Ahmet Müftar dede kin gözüyle bakmış. Onlara bir doğru gözle bir sevgiyle bakmayanlar herhalde kendi hesabını bulurlar. Bunlar çok az bir mucizelerinden. Ve onu da dedi baba Edmund ki Ahmet Müftar dede 150'den fazla nefesleri vardır. Peki Ahmet Muhtar babanın nefesleri var dedik. Baba Edmondi, Hacı Edmondi de çok seviyor onu. Bir nefes söyleyebilir mi bize? Baba, nazari şunu kedaşlı o Ahmet Müftar dedi. Şpirt niceli dayıtiye, akamusi ni nefes rey. Paretiye na kındoş na şkipnoş. Papatiyatır. Evet, sizlere memnuniyetle onun bir nefeslerinden bir tanesini okuyacağım. Eyvallah. Şpırtım tari kruyuz oyul içli imit iyar durgarumi trite yeriz imit Şpırtım tari kruyuz oyul içli imit iyar durgarumi Drite njerëzimi I preve ku qedra I hapet e qeta Me shpatën e shëjnëtë Si hynqari vetë I preve ku qedra I hapet e qeta Me shpatën e shëjnëtë Si hynqari vetë Drita jote lartë Kur nuk këshuhet Si drita e djelit nabe
si këquhet drita jote lartë kur nuk këshuhet si drita e djelit na besi këquhet në gjunje të falem me kokë të prerë shtylle shenjë të risa mos më letë mjera në gjunje të falem me kokë të prerë shtylle shenjë të risa mos më letë mjera ti e ndalon detin dhe bën të qetë ndaj dede ameti tu bëro për jetë ti e ndalon detin dhe bën të qetë ndaj dede ameti tu bëro për jetë evo po kështu zedin biraz 1943'de Ahmet Mühtar dede yani savaş esnasıymıştır yaralanıyor ve o zaman bu nefesi derliyor Sarı Saltık hakkında yani Sarı Saltık'ın ismi geldi burada o tahta kılıcıyla birçok o şeyleri o canavarları kestin çok tekerleri açtın şey ve bizlere himmet verin diyor ben ayaklarına niyaz ederek başımı sizlere serdim ondan himmet dilemiştir ve o şekilde feyiz almıştır. Yani Horasan'dan yani Anadolu'dan gelen erenlerden Bektaşilik hakkında çok güzel duygular varmıştır. Sevgili baba erenler, büyük hünkâr Hacı Bektaş Veli var, Balım Sultan var. Bu büyük önderler nasıl bir yol kurmuşlar? Bugünlere bizi getiren bu inancın köklerinde neler var? Dedaşır baba erenler, Şentriye İnkarcı Bektaş veriyor ve Seyit Liku Balım Sultan'ı eken kriyo nirru şart nafane per navdin ektinle İnkarcı Bektaş veriyor si që diyet në rjedhe a kërlogike tje rjedh nga Musa Qazimi është nga imamet e fes islamet Ay u bëdo mëzdoshëm në atë kohë se prish rruga e shëriat. Evet, sorunuza yanıt vereyim. Hacı Bektaş ve Balım Sultan hakkında sordunuz. Bildiğiniz gibi siz de kaynaklara göre Hacı Bektaş Veli 1248'de Nişabur'da yani doğdu. Nerede? Onda o şeydir, ayağındır. Kendileri silsilesi yani imamlar sonundan geliyor. İmam Cafer İlk Sadık sonundan. Daha küçük yaştan okullara verildi ve bu büyüce mertebelere erdikçe Hoca Ahmet Yesevi'den feyiz aldı, yani nasip aldı. Her ne kadar bu ondan yüce o şeymiştir, yani evliya makamından fakat evliyalıkta büyüklük yoktur ve ondan erken ile o mertebe erişir. Ve mertebe eriştikten sonra kendisine yurt seçiyorlar Suca Karayük. Suca Karayük'te 1282'de ilk tekkeyi açtı. Bildiğinize göre Bektaşilik yani ondan Bektaşilik kaldı. Bektaşilik sözü Ebced harfleriyle Muhammed Ali yolu manasına geliyor. Demek o yol. Ve Hacı Bektaş Veli o mertebeye geldi ki o zamanlarda Muhammed'in şeriatı bozulmaya gayrıydı. Ve ne zaman Hacı Bektaş Veli Suca Karayük'te geldi ve orada bulunan şeyden Rum erenlerinde hepsini davet etti ve onların birçoğunun bilirsiniz vilayetnamede ya okumuşsunuz bütün postlarını çekti ve kendi meydanında serdi. Aynı kendi hocası ona o unvanı ki verecekti dar üstünde iki rekat namaz kıldı o şeyle hep ayandır. O şekilde Hacı Bektaş Veli'nin hizmetleri, mucizeleri çoktur. Hacı Bektaş Veli'nin një prisi madhë si gjithashtu ish par ka krijuar në të kohë një grup shklerikësh prej 360 halife të cilët i hapin në gjithë botë. Evet, devam ediyoruz. Babanın konuştuklarını izah edeyim fakir. Bildiğiniz gibi Hacı Bektaş Veli'nin 360 tane halifesi verilmişti. İlk zamanlar onların böyle Hacı Bektaş onları tanarak böyle ruhsal müteilleri de mücadeleri de halife unvanına yetiştirmişti ve onları İslam'ı yaymak için bütün Balkanlara dalmıştır. Bunların arasında Andi Seyid Ali Sultan, Kızıldeli Sultan, bu Sarı Saltıklar bütün bunlar
İslam'ı şey etmiştir. Aynı zamanda Hacı Bektaş Efendi'nin bir ulu önder olmasına rağmen Osmanlı İmparatoruna, Osmanlı askerlerine yani Yeniçeriliğe o şeye vermiştir, feyiz vermiştir. Onlara dualarını da şey etmiştir ve Hacı Bektaş Efendi'nin sözlerine göre Yeniçeri askeri 12 bin kadar olacaktı. Fakat sözü geçmedi. Yalnız ulu Türk ordusu yani başka milletten karışmayacak. Fakat bunun sözü geçmedi ve ondan 12 binden 40 bin oldu. Ve Hacı Bektaş Efendi'nin sözlerine göre Osmanlı ordusunda her bir çetede, her bir şeyde bir baba ve iki derviş var. Yani bunlar babalar askerin moralini beklerler ki bozulmasın morali. Onlara yüce savaş için olsun, iyilikler için onlar daima askerleri, halkı tutarlar, dengede tutarlar. O moral bozulmasın diye. Daha sonra Hacı Bektaş Veli kendi sözlerinde demiştir, bu imparatorluk yürüyecektir o zamana kadar ki sizin kapınızdan benim kapıma taş atılacaktır. Ve o felaket geldi. Birinci baskı oldu 1826'de. İkinci Sultan Mahmut. İkinci Sultan Mahmut bir kara feciadır Bektaşiliğe ait. Ve çok tekeleri yaktı, şey etti. Yeniçeri ocağını 40 bin tane askerini kılıçtan geçirdi. Bir milyon kadar Bektaşi babası, müridi, dervişi kılıçtan şey etti. Onun aşıya verdiği aşıya göre 4 milyon kadar varmış. Fakat annesi ona seslenmiş ve demiş, evladım ne yaptın? Sana benim sütümü haram edeceğim. Ve o şekilde bu durmuş ve ondan gayri bütün Bektaşi mezarlıklarında olan o Bektaşi taşlarını onlara kesip o numaraya doldurmuştu. Daha sonra devam ediyor bildiğiniz gibi Hacı Bektaş Veli 92 yaşına yaşıyor. Onun ölümünden sonra daha sonra 16. asırda Balım Sultan geliyor. Balım Sultan bundan evvel yani çok dervişler sahtekar olmuşlar ve dilencilik yaparmışlar halk arasında. Balım Sultan bunu bilerek kendisi mücerret erkanı yani ikinci reformatör seyit olarak, ikinci pirisani sayarak dervişlere mücerret erkanı gösterir ve onların sağ kolunda küpe takılır. Eğer böyle dervişler yoldan sapık iseler onları kovalayınız, onları kötüleyiniz. Onlar benim dervişlerimdir, onlar Hacı Bektaş'ın evlatlarıdır. Çünkü o şekilde şey etmiştir. Ve bundan sonra bildiğiniz göre 1929'a kadar geliyor. Ulu Önder Atatürk bir reformatör idi, bir ileri görücüydü. Fakat muhakkak o da bazı şeyler yaptı ki o şekilde Bektaşlık da ikinci bir durumda kendisine duraklama oldu. O zamanlarda Salih Niyazi Dede Baba Türkiye'de Hacı Bektaş'ta Dede Baba'ydı. Bu da Atatürk'le bir anlaşma yaparak kendisi Arnavutluğa geliyor ve orada 1929'dan sonra Dede Baba'nı seçiyor. Yani orada çekiliyor. Türkiye'de Bektaşlık da devam ediyor fakat institüsyonel olmayarak yani evlerde o şekilde. Yoksa Arnavut'ta babalar şiile mücerret koluyla Balım Sultan heykeliyle devam ediyor. Bunu da komünist devrine kadar bilirsiniz. İkinci Dünya Savaşı'nda ve 1967'de Bektaşiler, Arnavut'taki Bektaşiler aynı bir faciaya döner. 1967'den 90'a kadar bütün deryalar, gayrimüslim, sünni camileri bütün bunlar kapatıldı. O da Bektaşiliğin şeyine bir kara nokta koydu. Evet, Bektaşilik tabii ki Balkanlarda tarihsel sürecini geçirirken çeşitli bölünmeler, kırılma noktaları oluyor. Dolayısıyla dönem dönem incelemek gerekiyor. Salih Niyazi Dede Baba Hacı Bektaş dergahından Arnavutluğa gidince ayrı bir süreçle başlıyor Bektaşilik adına. Dolayısıyla Arnavutluk'ta gelişen bir Bektaşilikten söz etmemiz gerekiyor. Peki acaba Arnavutluk'ta ve dolayısıyla Balkanlar'da Babaan Bektaşi kolu Salih Niyazi Dede Baba'nın Tiran'a gelmesinden sonra nasıl bir seyir izledi? Bu soruyu da yine Sayın Elmondi'ye soracağız. Sevgili Hacı Dede, Hacı Baba Elmondi bizi bu konuda da aydınlatacak. Yine tercümanlığını Harabati Dergahı'nın dervişi Abdülmütalip Bakir'i yapıyor.
Evet, soralım bakalım sevgili dervişimiz aracılığıyla bize detaylarıyla anlatsın. Salih Niyazi dede baba Balkanlara yani Arnavutluğa geldikten sonra gelişmeler nasıl olmuştu? Evet, po baba yerenler Pütya'ya Ayhan Bey'di işte me arjine Salih Niyazi dede yedinga Hacı Bektaş'ınga Türkiye'ne şipni filon ni piyese edüt bektaşizmit në Shqipëri. Për këta ngjarjet, për bektaşizmin, si ka si u zhvillu në apnica sarim, sjarime. Salih Niyazi dede nuk është i vetëm shqiptar kryegjysh botëror, por është Mehmet Ali dede dhe Fezullah dede, janë tre kryegjysh botëror që kanë qenë shqiptar në Ankara. Salih Niyazi dede ka qenë në 1916 kryegjysh botëror në Ankara. Evet, sizin de bildiğinize göre 1916'da Salih Niyazi dede baba Hacı Bektaş'ta dede baba umarına geçiyor. Orada 1920'ye kadar kalıyor ve 1920-21-22-23'lerde Salih Niyazi dede baba yüksek zat olduğuna göre, evliya makamına erdiğine göre o zamanlardan sezmişti ki Türkiye'de bir revolüsyon olacak ve dergahın parasıyla ve kendi belindeki paralarla yavaş yavaş Arnavut'ta Tiran'da 35 hektarlık bir arsa almıştı. Onun evvelden vizyonları vardı ki Hacı Bektaş kapanacak. Yani orada mekan bulmak için. Ve daha sonra Atatürk yani harpta başarı kazanmak için Hacı Bektaş'a gidiyor ve Atatürk'le danışma yapıyor ve onlardan Atatürk Salih Niyazi dedenin her duaları alıp başarıyla savaşı kazanıyor. Fakat bildiğiniz gibi Müteil Baba, Müteil Baba Hak, Mücahit Pak. Mücahit Babalar Atatürk reform yaptı yani ilimde, kültürde, birçok şeylerde, bir dinde de reform yapmak için koyuldu. O şekilde aykırı Bektaşlı yani baba yan koğuna aykırı geldi. Çünkü bunlar mücerred babalar kendi elbisesini ölüme kadar çıkartmalıdır kendi şeyinden. Yani teninden. Müteil babalar başka bu şekilde de bunlar mecburen Salih Niyazi dede baba oradan Arnavut'a gelip Arnavut'taki babalarla 1929'da 3. Dünya Bektaşlılar Konferansı'nı kurdular. Ve orada bütün babaların şeyleri de o ile yeniden Bektaşi lideri yani seçildi. Ve Salih Niyazi dede baba Ahmet Müftar dede babadan gayri bu iki birisi büyük reformatör imiştir. Arnavut'a bazı yerlerde Bektaşi dervişlerin kalkınması için okullar açtı. Çok deryalar icazetti. Çeviriler yaptı. Yani yüksek seviyede bir kültürü vardı. Birçok dillere sahipti. Onun şekilde yani Salih Niyazi dede babanın hizmetleri çok geçmişti. 1941 yılında Salih Niyazi dede baba 28 Ekim 28 Kasım Arnavutluk milli bayramı gibi sayılır ve o zaman 2. Dünya Savaşı yani 41'de bu kendi dervişiyle aziz dervişle çıkarlar gösteriye yani bayramı kutlamak için oradan dönerken teke yani dervişle o zaman İtalyanlardan yani o rejimden bir hain bunlara deryaya girip atentat yani yaptılar. Suikast yaptılar ve dede babayı kendi dervişiyle orada şey ettiler. 1941. 41'de. Ondan gayri dede baba ondan gayri başka dede babalar geçti. Biraz daha evvel ifade edeyim ki Salih Niyazi dede babadan gayri daha iki dede baba Arnavut asıllı Hacı Bektaş evinde pir evinde dede babalık unvanında yetişmişler ve hizmetleri geçmiştir. Eyvallah onu biliyoruz. 1941 yılında şehit ediliyor, evet. Katlediliyor. Tiran'da mı defnedilmişti? Mezarı şu anda Tiran'da değil mi? Bu. Baba fıt edimse şehit bu ne nimeno çi katırte nişin o eka varin eka ne Tiran pa para eka pas ne kun ketir baba ose ati u varos. Jo, ati u varos. Pa bërë një varim madhështor ku kanë marr pjesë gati pjesa më ma 48. Evet, devam edelim. Yani sizin suikast olduğu
şehit düştü Salih Nezi Dede Baba Derviş Aziz'le. Ve onun ölümünde büyük bir merasim oldu. Bütün halk, Güney Arnavut'tan bildiğiniz gibi Güney Arnavutluk, yani Orta Arnavut'tan Güney Arnavut, o şeye, bütün o kısmı Bektaşi'dir. Onlar o mürasime katıldılar. Bir şahane bir şey oldu. Ondan aynı dede babalık yerinde mevkisi orada da. Fakat 1967'de Enver Hoca bütün deryaları kapattı. Ve dede babalık yeri o zaman oldu bu ihtiyarlar için, yani emekliye çıkanlar için azilli yeri. Emekliler için bir ev oldu. Ve o zamandan on naaşları dede babaların orada, defnedilen dede baba oradan çıkarttılar oradan ve halkın mezarlıklarına götürüldü. Ve 1990'dan demokrasi gelmesiyle Dede Reşat Barbi bütün dedelerden naaşlarını orada getirdi. Şimdi bir kısa süre 1941'den Salih Niyazi Dede Baba'nın şehitliğinden 1948'den, yani Ahmet Mühtar Dede'ye kadar 4 tane Dede Baba geldi. Yani o posta ünvana, fakat hepsi onlar ya hapiste, ya zehirletmekle, ya bu suikastle Hakk'a yürüdüler. Bunlardan bir tanesi Abbas Hilmi Dede, o da komünist devrinde, o da bir reform istediği yapsın. Yani Mücadele babalara yetki verirsin ki evlensinler Şii. Bunlardan bir de baba kabul etmeyerek o Şii'ye, dede babayı vurdurttular ve devam etti yani Mücadele Şii. Bir reform onu göndermişler komünistler ki reform yapsın bu dede babakta, fakat bunlar kabul etmeyerek o da bir suikast oldu. Demek bu dört baba, bu dede baba orada o 7 yıl zarfında o şey etmiyorlar. 1948'de bildiğiniz gibi Ahmet Mühtar Dede'ler geliyor. O da ikinci bir reformator. Bektaşilik'te çok hizmetleri geçmiş. Salih Nezi Dede Baba geçiyor. O da devam etti. Ve onda Hakk'a yürüyüşü 1980'lerde oluyor. Evet. Biz mücerret lafını çok duyuyoruz. Mütehil, mücerret. Bunlar Bektaşilik'te çok geçiyor. Çok önemli kavramlar, çok önemli kurumlar. Sevgili dostlar, sevgili izleyenler, tecrid edilmiş, tüm azalarından, yüklerinden arınmış, paklanmış, mücerret olmuş ve dünyayla bağlantısı kesilmiş. Dahası anlam yüklemesine göre de her türlü kötülükten, yükten kurtulmuş, nefislerini dizginlemiş, kendisini hak yoluna adamış bir anlama geliyor mücerretlik. Ve Bektaşiliğin de ana kurumlarından birisi, özellikle Babaan Bektaşi kolu, Balım Sultan erkanını uygulayan Bektaşilik'te mücerretlik hakim. Mücerretlik tabii ki nefsi terbiye etmek ve dünya malından el etek çekmek, ama bir de kuralı var, kaidesi var. Yemin ettikten sonra, o mücerretlik erkanını gördükten sonra kişi hayat boyu evlenmiyor, evlenemiyor. Böyle kesin kati bir kuralı var. Bunun boyutlarını, kurallarını, şartlarını da yine sevgili babamızdan, Baba Sultan'dan alacağız. Ve soralım babaya derviş aracılığıyla, gerçekten mücerretlik nedir? Kolay bir yol değil, zor bir yol, ama bugün halen Arnavutluk'ta mücerretliğin uygulanması da çok ilginç, çok enteresan. Türkiye'dekiler, Aleviler, Alevi İslam inancına sahipler fazla bilmiyor bunu. Bu yolu, bu kuralı bize detaylı olarak anlatsın mücerretliği. Baba varendir. Pütya'ya zutri ayhandi işte kenade yo mücerret ve müteğir. Mücerret oş ni ruge vaştir, oş ruge mohimit, ruge daşrir daj zotit. Nuk njën familje i përshtatet zotit. Harik shkant le larta shqiderie. Si shdiet feja islame mbështetet në katër shtyllat forta, si quet shëriat. Evet Ayhan Bey, babanın izah ettiğine göre sizin sorunuz ise mücerret hakkında. Mücerret, siz bildiğiniz gibi Hacı Bektaş Veli bizim pirimiz mücerretti. Ona uydurmalar yoktur falan şeymiş mücerret diye. Ve onun vaktinden kendi müteilleri, mücerretleri o bir sıvazlamakla kendi şeyle o ruhsal olarak tanardı şeyi insanları. Yani onun atamalarına, kendi dervişlerine şeyi ve kendileri 40 yıl ibadet yaptı, arındı, paklandı. O şekilde
ona diyenler ki mücaret, mücaretler. Ve onun ölümünden Hakk'a yürüyüşünden sonra Hacı Bektaş'ta bilirsiniz Çelebi'den kovu geldi. Çelebi'den kovu evlilik şeye gider. Daha sonra Çelebi'den sonra yine Balım Sultan geldi. İkinci reformator. O da yine mücaret kovuna şey etti. Çünkü mücaret hakla hak olmak, nefsinden şey olmak, kopmak, dünya zevkinden şeylerden, o şekilde bu şeyleri hep bilirsiniz. O için o sebepten de mücaretlerin giydiği bu elbise bir daha çıkmaz, bu ölümle, bu ölüm elbisesi derler buna şey. Dennure onların evet, gidikleri. Siz yine söyleyin, biz biliyoruz ama hak ile hak olmak, dünya malından el çekmez, açıkladı herhalde baba onu. Söyleyin evet, onları açıkladı baba dünya. Ama işte siz bize açıklayın. Biz de sizlere açıklayacağım, Türkiye'de olan kardeşlere açıklayacağız ki bu çok bir şeydir. Bu kurum İslamiyet'te ağır bir şeydir. Bektaşilik'te her bir dinde gel gel diyor. Bektaşilik'te diyor gelme gelme gelme, dönme dönme, gelenin malı dönenin canı, can pazarıdır burada. Canı paketmek o şekilde. Yani biraz evvel konuştuğumuza göre Balım Sultan sonra, Balım Sultan'dan sonra Sersemali dediği geliyor. O da kendileri mücadele bıraktı bu vezirliği, yüksek mevkileri bıraktı. Hacı Bektaş dergahında derviş olarak o şeye geldi umana ve kendi mucizeleriyle kendi parmağıyla 40 budağı uyandırdı. O şekilde açılış yaptı. Birkaç defa Hacı Bektaş kapandı, açıldı. Bunları açan mücadeleridir. O şekilde mücadelelerin yükleri ağırdı ve babalar diyorlar ki biz liderler gibi, liderler kendini sevenler, lider olmak için, Bektaşlılığa hizmet vermek için, haklı hak olmak için onlar evlenmedi. Fakat halka yasak etmiyorlar, başkaları evlenecekler. Ve babagen kolu olan, bugün Türkiye'de olan, nerede ki bunlar devam, bu şey yok baba, müteil kolu bunlar, devam edenler bunlar. Babadan oğula geçer. Bunlar aynı şeyh başka tarikatlarda gibi oldu. Demek onlar hak sevgisinden ayrılırlar, evlat sevgisinedir baba. Ama babalarda bu yok. Yani dedeler var, seyitler var. Bektaşiliğin babağın kolunda Türkiye'de de sanmıyorum. Yani böyle babadan oğula geçme yok. Şimdi Türkiye'de var, Türkiye'de de babadan Bektaş'ı bizler bilirsek Bayrampaşa babasından oğluna geçmişti. O bir istisnadır. O kural bozulmuyor. Yok. Babağın kolunu devam ettiriyorlar. Baba ifam taş sefa sana Türkiye'nin nokapre baba etne evlat ayo ve me pakak ne ki ne pradesh ki mund vat mund yet nishem bo se diku ayo pa ka pre baba et o bo ay baba evladiye ka ay evladiye vazhdon na Türkiye natmin. Elim ses evladiye porishpi vazhdon. Evet, onu olsun diyor ki baba diyor, olsun ki de evladiye babadan oğula geçsin fakat evinde devam etmesin, tekke de hizmetleri geçsin der ya da. Çünkü bilirseniz bu tekke'de bu mal vakıftır bu. Allah'ın malıdır bu. Kimse bu maldan, bu yine burada kalacak, hizmet verenler bu malı katacaktır. Evde oldu mu, evde sürülürse o mala geçer. Şey o şekilde mücadeleden. Peki biz siz özet mi anlatıyorsunuz yoksa biz tekrar soralım mı? Mücerretlik bir erkan, yani ayrı bir erkanı var. Ayrı yemin ediyor. Evet. Bazı kuralları var. Biraz daha evet, açar mısınız? Evet, şimdi mücerretlik oş ni ka ni ni ruk oş ki ka garkesin evet ki ka ni betim bir mücerretlik. Erkan. Evet, mücerretlikte erkan vardır. Dervişlerin, derviş olduğundan sonra kendini eğer mücerret kalmak, yani evlenmemiş kalmak İstersen o zaman mücadele erkanı görürsün. O da mücadele erkanı evvellerde Hacı Bektaş'ta Balım Sultan erkanıyla sak kolu, sak kulağı delinerek orada yemin ediliyor. Bugün bakma ki bugün babalar mücadele erkanından geçmeden baba oldular. Şimdi fakat babam onu diyor ki şimdi ben baba oldum fakat bize gerekiyor mücadele babalar. O şekilden şimdi babam onu mücadele erkanını görecektir. Ve ondan gayet daha seni yavarmı o atamalara halifelik erkanlarına gidecektir. Bu şeyler Arnur'da geçirilir. Tabi Guptar, siz yaşta regulin Bektaşizmin në përgjithsi. Do morsh të bësh aşik. Evet, size biraz daha izah edeyim ki baba andaki nasıl Bektaşilikte bir aşık oluyor. Uzun bir zamandan sonra Derya'ya gelip
baba, dervişler olsun, rehber olsun onu gözetliyorlar. Sonra ne zaman karar verecek ki müyüplüğe geçsin, yemin edecekler, ant edecekler ki ondan gayri yaptığı o bütün o yanlışlıklardan, o günahlarına sırlanacak ve o zaman erken de müyüp olacak. Müyüp olduğu yani mürit isterse orada kalsın. Fakat eğer onda aşk var ise, sevgi var ise o zaman ikinci bir atanmaya dervişlik erkanı vardı. Dervişlik makamına gelebilir. Daha sonra orada çok hizmetlerden, çok şeylerden geçtiğinden yine erkan vardı. Mücerret erkanı. Yani derviş mücerret erkanı. Ondan sonra baba erkanı. Babadan sonra gelir halife erkanı. Halife erkanı evliya makamında, evliya mucize gösterirsin. O insan halife olamaz. Herkes halife olmasına çok. Ve en yüksek kademe dede baba kademesidir. O bir tanedir. Bu şekilde şimdi diyor mürit olmak için Türkiye'de onlar evlerde yaparlar. Eğer yaparsa deryada buyurun gelsen derim benim gibi. Ben de halka çıkarım elbisemde şimdi bana onların saygıları vardır. Böylesini kim tanıyor evlerde şimdi? Şimdi biz biliyoruz ki Hacı Dede Baba Reşat Bardi manevi önder, mürşit. Burada en üst makamda olan büyük bir insan. Fakat bize anlatın siz Arnavutluk'ta sizden başka, siz buranın Tahir Emini Baba'dan sonraki babasısınız ama yine Arnavutluk'la da bağlantınız çok kuvvetli. Oradaki babalardan, oradaki sistemden bahsedin. Kaç tane baba var? Onlar hangi vazifelerdedir? Bu sistem Arnavutluk'ta nasıl yürüyor şimdi? Bektaşilik Arnavutluk'ta nasıl yaşıyor? Fiyala oşper dede Reşat Bar'ın kena deyco ekena pa cremanen ettiye fütür. Bu ab demokrasiye edin Şipri fille demokrasiye dolen ligje de para për krimin e drejtave të njeriut që ti shplir. Evet, siz sordunuz. Yani demokrasinin gelmesiyle Arnavut'ta da bektaşlık meydana çıktı. İlk başlangıçlar çok ağır inmiştir. 21 Mart 1991'de Derya yani Bektaşiler Mekri Tiran'da açılışlar girdi. O zamanlarda 4-5 tane baba var imiştir. Baba Neki, Baba Şerif, Reşat Bardi, Baba Bayram ve daha bazı babalar onların yardımlarıyla Derya yani başladı o şeye. Daha sonra 1995'te 5. Bektaşiler, Dünya Bektaşiler Kongresi tutuldu. Ve orada o kongrede Reşat Barvi Baba dede babalık unvanına geçti. Ve o şekilde devam etti şeyini. Bugün Arnavut'ta Mücerret Babalardan gayri Müteil Babalar da vardır. Onlar da bazıları kendileri kendi ailelerinden el çekip Derya bağlandılar ve onlar bugün yolu sürdürüyorlar. Buna kıyasen Türkiye'de var fakat Türkiye'de erken evlerde sürülür. Bir de burada Makedonya'da var bazı babalar. Onlar o şekilde bu Bektaşi kurallarına, Bektaşi kanunlarına aykırıdır. Arnavutluk'ta 500 türbeden ve 100 deryadan bunlar hepsi harap olmuş. Şimdi 1995'ten bu yana kadar 30 tane onarım olmuştur ve onlardan yakın dergahlar, tekkeler, inancın, bektaşiliğin yaşandığı mekanlar. Evet, sevgili dostlar, bektaşilik denince tekkeleri, dergahları hatırlamak zorundayız. Çünkü buralarda hayat buldu, buralarda gelişti ve büyüdü, kökleşti bektaşilik. Büyük filozoflarını, ozanlarını, inanç önderlerini yine tekkelerde ve dergahlarda yetiştirdi. Bektaşiliğin altın yıllarına baktığımız zaman Anadolu'da ve Balkanlar'da tekke ve dergahların birer inanç ve kültür merkezi olarak Türk tarihine yön verdiğini de görmüş oluyoruz. Türkiye'nin karartılmaya çalışılan aydınlık yüzlerinin de Bektaşi tekke ve dergahlarından çıktığını da artık yüksek sesle söylememiz gerekiyor. Peki tekkeler, dergahlar nasıl inanç merkezleridir? Buralarda neler yapılır, nasıl yaşanılır? Günümüzde de durum nasıldır? Bunu da yine sevgili Baba Sultan'dan alacağız.
biz dervişimize dönelim, sorumuzu onun aracılığıyla Baba Sultan'a iletelim. Evet, tekkelerde, dergahlarda yaşam nasıl oluyordu eskiden, şimdi nasıl? Söylediklerimizi aktarın babaya. Şimdi kuşku putur tetiğine saviyet. Kyo prasüye de merita babalar ve dedeler ve çıkan şöbü. Evet Ayhan Bey, şimdi baba yerine Bektaşilik hakkında konuştu. Bektaşilik anmakla beraber tekkedeki yaşam hakkında konuşacağız. Bektaşilik 800 yıllık bir okuldur. Onlar, babalar, dediler boyunca onların hizmetleriyle yaşamıştır ve yaşayacaktır. Şimdi Bektaşilik'te babanın dediğine göre tekkeler bir ev gibi sayılır. Hakkın evi, orada dervişler, babalar ibadetten gayri, yani onların ibadetleri bütün gün, işleri de ibadet sayılır. Fakat bir gün Bektaşi dergahında sordunuz nasıl geçiyor? Sabahleyin kalktığında Muhammediye ezanı olur. Muhammediye ezanı okumadan sonra yüz yıkanıp boyun temizden sonra namazlar olur, dualar geçirir ve ondan gayri kahve ocağında birer kahve içilir. 7-8 sular arasında sabah kahvaltısı yapılıyor. Daha sonra görevlere başlanıyor. Belki Bektaşi tekelerde çok meslekler varmış da dervişlerin, bahçede çalışan derviş, kahve ocağında çalışan derviş, mutfakta çalışan derviş, onlar her bir derviş kademe kademe her bir meslekten geçermiş. Fakat bugün bildiğiniz gibi bu koşullar yoktur. O şekilde bir derviş hemen de kısa bir zamanda bütün bu kademeleri geçiyor. Öğle vakti 12 vaktinde zil evvelerde eski deryalarda, Bektaşi deryalarında kudum çalıyormuş. Kudum çalındıktan sonra bütün tekkede olan canlar, babalarla beraber dervişler onlar öğle yemeğine gelirler. Öğle yemeğini yedikten sonra birden üçe kadar bazı yerlerde istirahat zamanıdır. Yani o istirahattan sonra yine üçten sonra ikinden sonra yani o bir vakitte o zaman yine aynı aktiviteler başlıyor. Tekkelerde misafirler geliyor, konuşmalar oluyor. Babalara hasta olanlar ihtiyaçları vardı. Babalar nefes veriyor, ruhani yardımlar yapıyor ve o şekilde devam ediyor. Akşam ezanı, Muhammediye ezanı okuduktan sonra Bektaşiler yine akşam namazına girerler. Bektaşi. Tabi bu namaz şeriat namazı değil. Bu namaz. Bunu açıklamak namaz lazım. Bunu da açıklamak lazım. Bektaşilerde batini namaz var. Bektaşiler sabah akşam namaz yaparlar, gündüzün çalışıyorlar. Ve Bektaşiler yani andık. Namaz, niyaz. Namaz, niyaz. Evet, namaz, niyaz hazırla. O şekilde Bektaşilerin bu gündüzün o orucu da sayılır. Bu ağır bir orucdur. Onların şeriattaki oruca benzemez. Her şeyden çekinmiş, yanmış. O şekilde Bektaşiler devam ediyor. Bu evvellerdeymiş. Şimdi de aynı biz o şekilde bu mücadele yapıyoruz ki bu şekilde yine devam etsin. Okullar açılsın tekkelerde ve yeni kadrolar meydana gelsinler. Evet. Niteçe çöteçe kadisa obyekt. Obyekti teçes, përmles, të fillu nga dhome babajt, kafe o gjaku, dhome dervish. Evet, şimdi dönelim. Tekkelerde yani bildiğiniz gibi bir bütün olarak bir ev gibi, tekkede bir kompleks gibi birçok binalardan mevcuttur. Burada vardır Bektaşilerin ibadethanesi, meydandır. O meydanda yalnız Bektaşi olan kardeşler ibadetlerini yapıyorlar. Ondan gayri ocakzade, misafirhane, kadınlar için başka bina, dervişlerin barındığı odalar vardır. Babaya ait odalar vardır. Şadırvan ki orada çave, kay içilir misafirlerle. Bu bildiğiniz gibi bu büyük deryalar da vardır. Ya biraz evvelden anladık biz dervişlerin çok görevleri vardır. Fakat biz de dervişlerin yeteneksel olmadığı sebebinden burada gördüğünüz gibi bizim bacılarımız dervişlerin hizmetlerini yapıyor. Haftada bir geliyor. Yeteneksiz değil de yeterli değil. Yeterli yani yeteneksiz. Yeterli demek azlık, kısıtlık. O şekilde bizim bacılarımız, kız kardeşlerimiz, mühiplerimiz olsun cumartesi, pazar günlerinde burada toplan gelip
Kimisi mutfakta, kimisi temizlemede, kimisi çiçeklerde yardım. O şekilde dervişlere yardımda bulunuyorlar. Bazen fakir babayla burada, babaya rehberlik yapıp çok misafirler gelir. Onlara tercümanlık, şey, o şekilde bir günümüz geçiyor. Baba Sultan'a bir sorumuz daha var. Sevgili dostlar, Balkanlar'da Bektaşilik yaşıyor. Hem de tekkelerde ve dergahlarda da yaşıyor. Belki yüzyılların altın çağlarını geride bıraktı ama her türlü engele rağmen, bozgunculuğa rağmen, yıkıma rağmen Bektaşilik Balkan topraklarında varlığını sürdürüyor. Yunanistan'da, Arnavutluk'ta, Makedonya'da, Kosova'da, Saraybosna'da, Bulgaristan'da, Romanya'da. Ama sıkıntılar çok büyük çünkü o hükümetler, yani deminden beri ismini saydığımız, söylediğimiz devletlerin de en azından önemli bir kısmı Bektaşiliğe ilgisiz veya kafalarında başka türlü hesaplar var. Örneğin bir yeni oyun da sergileniyor. Alevilerle Sünnileri karşı karşıya getirme oyunu da sergileniyor. Biz bunları izliyoruz. Ve Bektaşi tekkelerini, dergahlarını Türk simgesi olarak görüp Türklüğe karşı, Osmanlı'ya karşı, İslamiyet'e karşı alerjilerinden dolayı bu tekkeleri sürekli geriletmek isteyen bir zihniyetle de karşı karşıyayız. Bunun en iyi örneği maalesef Yunanistan'da. Çünkü Balkanlarda en fazla Bektaşi tekkesinin bulunduğu ülke Yunanistan iken bugün parmakla sayılmayacak kadar az, bir iki tane sadece ismini söyleyebileceğimiz Bektaşi tekkesi ayakta kalmış, diğerleri tahrip edilmiş. Peki Baba Sultan'a soralım. O çok duyarlı bir insan. Kendileri Arnavutluk'ta kısmen daha özgür oldukları için Balkanlardaki tekkelerle ilgili, Bektaşilerle ilgili nasıl bir çalışma içindeler? Nasıl projeleri varmış? Zutnayhani Pütün Mecifata Perpekted Vöştürsit Şekalon Bektaşizmi Ne Balkan Ali Sion Pike Pamyet E Bektaşizmi Me Şipni Eve Plane Pro Teçeya Öşpiye Edicilve Kuvin Çayn Halet Dhe Babaj u jep drejtim për çdo lloj problemi që ka. Pra është Bektaşizmi, është shkollë për pastrimin dhe heqjen e të këqijave nga trupi i njerëzit. Evet. Ja, sizin sorununa baba erenler izah ettiler. Osmanlı İmparatorluğu zamanında, Hacı Bektaş zamanında bütün dergahlara gözetleme varmıştır. Yani o zaman Osmanlı İmparatorluğu zamanında Bektaşiler yüksek bir seviyede geldiler. Sultanlar seviyesinde birkaç sultanlar Bektaşi de oldular. Fakat Osmanlı İmparatorluğu'nun bitimiyle, yani Balkanlarda çok küçük hükümetler kuruldu ve o hükümetler kendi özgürlüklerini şey oldu. Bektaşiler de örnek olarak Yunanistan'da yaşayan Bektaşiler, Yunanistan'ın bağımsızlığında onların örnek olarak onların vergileri, katkıları vardı. Her bir hükümette olduğu gibi orada da. Ve şimdi son zamanlarda biliyorsunuz ki 1924'te kadar Hacı Bektaş'taydı, Bektaşların merkezi. 1924'ten Arnavut'a geçti Salih Niyazi'de de babayla ve Türkiye'de kaldı çok babalar, mütevelli babalarda kaldı ve o babalarla şimdiye kadar birkaç defa onları konferanslara, şeylere davet etmişiz Arnavut'ta. Onlar gelmezler. Yalnız Türkiye ile kurumsal olarak, institüsyon olarak hükümet şeyleriyle ilişkilerimiz vardı. Yani Gazi Üniversite o şeyleriyle. Gazi Üniversitesi Hacı Bektaş Araştırma Merkezi. Araştırma Merkezi ile onlarla ilişkilerimiz vardır. Yani siz sordunuz Balkanlarda Bektaşiliğin gidişleri. Yunanistan'a dediniz iki tane babanın, baba erenler Yunanistan'da ziyaretteymiştir. Orada Yunanistan'da 40 tane derya varmıştır. Halihazır 10 tane kalmıştır. Bu 10 tane şimdi de son zamanlarda Bektaşi inançlı kardeşlerinin yardımlarıyla onarlamaya başlıyor. Yavaş yavaş. Biz de Büyükelçilik münasebetiyle onlarla daima danışmadayız ki mallar, o vakıflar deryaya çevrilsin.
O şekilde Bulgaristan'a da onlarla var bazı anlaşmalarımız. Orada bulunan Alevi Başkanı Bulgaristan'da onunla bir görüşmelerde gelmişiz ki Bektaşi deryaları Bektaşi babalarına, Bektaşi canlarına dönsün. Onunla bir anlaşmada bulunuyoruz. Şimdi genel olarak Macaristan'da bilirsiniz birkaç yıl evvel Gülbaba deryağını Sayın Demirel Türkiye'den geldi. Orada onarım yaptı. Çok güzel oldu, şahane ve orada Macaristan hükümeti bugün onu muze şeklinde çevirmiştir ve muze olarak ondan mal mülk topluyor. Burada Romanya'ya gelerek Romanya'ya ilişkilerimiz hala kurmamışız. Bu diğer taraftan bakarsak Mısır'a geçersek, Mısır'da bazı ilişkilerimiz iyi gider. Orada Gaygus Sultan Deryağı onun mal mülküne sahip çıkmak için bazı ilişkiler başlatmışız. İnşallah iyi gidecekler. Bundan gayri alırsak Bektaşiler İran'da var fakat onlar illegal olarak o şeylerler sürdürüyorlar yolu. O şekilde İran olsun, Suriye olsun, Tacikistan olsun orada Bektaşilik hala baş kaldırmamıştır. Nasıl ki burada Balkanlarda bazı yerde bu filizlenmemiş baskı var. Şeriat altındadır. Şimdi daha gayri Arnavut'ta bildiğiniz gibi Arnavut'ta yavaş yavaş işler iyiye gider ve iyiye de gidecekler. Bizim amacımız Türk babalarla bir toplantı yapmak, onlarla bir araya gelmek idi. Birkaç defa onlarca fakat herhalde onlar Arnavut'ta mücadele bizleri gördüğünden dolayı herhalde şey etmediler. Baba diyor ben birkaç defa bazı konferanslarda onlarla danışmaya geldim ki bizim ayrılacak şeyimiz yoktur. Bir barış noktasını bulalım. Herkese var şey. Bu yol bizim değildir. Bu Hacı Bektaş'ın yoludur. Eğer biz ikrar vermişsek ona muhakkak onun ardına gideceğiz ve o yolu sürdüreceğiz. Orijinal olarak yüklenmeyelim o şeye. Günaha girmeyelim. O şekilde inşallah umarım ki ileride bir barış noktası bulup birleşeceğiz. Kursa partartmen partartmen Bektaşizmi ne kongresi ne TED ben dosyayı daha pek çoğaldı. Evet diyor baba 8. Dünya Bektaşları Kongresi'nde yeni bir şeye gelindi ki Arnavut'ta Bektaşi okulları açılsın ve orada dervişler inşaat edilsin ve bütün dünyada deryalar olan yerlerde oradan atansınlar, gönderilsinler. Bu bir ilerideki projelerden birimizdir. Yani sordunuz ki projeleriniz nedir? Bu şekilde bir düşüncedeyiz ve buna muhakkak ki bu şekilde ulaşacağız. Problem de kemi thuj vet me ato teçe që ndodhen në shtete që kanë pushtet fen. Si që është Tirani, si që është Iraku. Bizim herhalde bizim problemler olacak. O hükümetlerde, o devletlerde ki yönetim dini yönetim vardır. Yani İslami İran'da, Saudi Arabistan'da bazı yerler ki İslam yönetici orada demokrasi yok. Oradan deryaları almak biraz zor olacaktır. Yahut da başka yerlerde. Şimdi tabii en büyük meseleye geleceğiz programımızın sonuna doğru. İçinde bulunduğumuz Harabati dergahında yaşanan dram, büyük sıkıntıya değinmek gerekiyor. Sevgili Baba Sultan, İnşallah sizden mutlu bir haber alırız. Burada büyük bir haksızlığı sizlerle birlikte üzüntüsünü hissederek biz de yaşıyoruz. 500 yıllık bu Bektaşi tekkesi işgal ediliyor arazileriyle birlikte. Şu anda bize mutlu bir haber verecek mi? Bu işgal sonuçlanacak mı? Bu işgali men etmek için neler yapıldı, neler bekliyorlar tüm dünyadan, Türkiye'den? Baba, tabii ne fon ne pütçe ve oş şirketimi için doğan ne teken harap. Un vetkom bize durum ambasadorin yakın vakitte mi duydu şirketimet ektüne probleme rezaptimin etkiyes baz videve dümü kyo bohat probleme ekon. Size bu soruya cevap vereyim ki bu bir problem, siyasal problemdir. Bildiğiniz gibi Makedonya'da Müslüman halkının %95'i Sünnidir. Ve Sünni olarak bu kardeşler daima siyasi partilere baskı, hükümete baskı yapıyor ki Bektaşilerin hakları alınmasın. Ve o şekilde bizlere sahip çıkamazlar. Bir de ikinci problem vardı ki burada maddi gelirler vardır. Bu
Sünnet'tekinin çok vakfı var, çok malı var. Onların yüzü buradadır. Sünnet'te yok ki, onların camileri yok. O şekilde Bektaşili'ye karşı savaşa girmişlerdir. Fakat bizim umudumuz var ki son dönemde Makedonya'da Arnavut partilerden Demokrat Partisi açık olarak, net olarak bir 15 gün evvel burada medyalar önünde, televizyon önünde, yayın basınlar önünde bizlere destek verdi. Ve Makedonya'da dedi yeni dini kanun geliyor. O din kanuna göre bütün dinler bir mozaik olarak herkesi kendi haklarına sahip olacak. Hükümetin anayasasına saygı göstererek ve biz de ona umarak, ona o şey olarak güvenerek ileride inşallah bir iyi haberlerle kendi amacımıza ulaşacağız. Evet, son olarak da bütün bu söyleşi için kendisine çok teşekkür ederken, baştan beri söylediklerinden Bektaşiliğin bir aydınlık yol olduğunu da görüyoruz. Umut var, sevgi var, aşk var, Hak Muhammed Ali sevdası var. Ama bizim televizyonumuz aracılığıyla bütün dünyaya nasıl bir mesaj verir? Bektaşiliğin aydınlığını nasıl yansıtır Baba Sultan? Baba, manafund, yamretem, prenazaret, falimendaroem, ke umorum kohon, tu edise Bektaşiliğini oş nirug e... Liria, dresia dhe barazia. Ky është mesajë Bektaşem. Kudo që jemi, neve jemi vlezër. Nuk pa dalim feje, krahine. Evet, babanın son sözleri, yani mesajıdır ki dünyada barış, sevgi, hoşgörü, bunlar bizim kazancımız olsun. Bu şekilde ileri gideceğimize umarız ve Bektaşilik'te dediğine göre her zaman aydın insanlar kendi işleriyle bu dünyada bu ayrım yapmayarak, yani ırka, dini, şeye, her şeyine saygı var ve bu saygıyla biz de umarız ki hür yaşayarak amacımıza uğraşacağız ve sizleri de selamlayarak bu Cem TV televizyona başarılar dileriz. Peki, bir de bir nefes sesi çok güzel. Bir nefes daha dinleyelim Hacı Bektaş'a. Baba melleyen masike mektaf yalite. Sizlere de canı gününden teşekkürler ederek Cenab-ı Allah'a daima duadayız ki sizin bu emekleriniz boşa gitmesin. Sizler de buraya kadar geldiniz ve bizim bu çektiklerimizi dünyaya yayarsınız, aydınlatırsınız. İnşallah siz de Cenab-ı Allah'ın sevgisine, müradına, iyiliklerine ulaşacaksınız. Dhe gjithë vlezëve tonë në Turqi, të uronin mbarësi, dashuri dhe mirësi. Ve bütün Türkiye'deki bizim kardeşlerimize onlara mutluluk, sağlık, iyilik niyaz ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok çok. Şun falim del baba. Yani teknaçır. Doyan isme bismillah. Bektaşiyam heyvallah. Bektaşiyam bektaşi. Gayzeli yernaşti. Bektaşiyam bektaşi. Gayzeli yernaşti. Gajzeli në ebet, do me thënë eternitet. Fjala jon pa një pa dy, është për ty o Zotë për ty. Fjala jon pa një pa dy, është për ty o Zotë për ty. Fjala jon në pak e sak, feja jon në është hak. Se kush kush i jep një emër, ne i themi vetëm zemër, se kush kush i jep një emër, ne i themi vetëm zemër. Sa do jemi gjithë fakir, kamja jonë s'ka kufir. Muhammed Ali u Zoti, na ushqen me pika loti. Muhammed Ali u Zoti, na ushqen me pika loti. Pra ju qoj një salavat, do t'u qoj dhe një lëvdat, pirit ton të madhit pir,
të stolisur me të gjbir, piriton të madhit pir, të stolisur me të gjbir, jemi rob kurbanitia, jemi rob të banitia, me dy duar në kraharuar, ne i puthim këmbe duar, me dy duar në kraharuar, ne i puthim këmbe duar, i pashojt në qera mete, fluturon të për mbidete, duke dhën Allah, Allah, këmbe tia i bëhe i kra, duke dhën Allah, Allah, këmbe tia i bëhe i kra, i pashojt në qera mete, ja i pshkëmbit edhe vete, për të pritur një sultan, që ka hypur mbi aslan, për të pritur një sultan, që ka hypur mbi aslan, jemi rob kurbanitia, jemi rob ta banitia, me të qera me dervisha, gjithë fakirët pa këmisha, me të qera me dervisha, gjithë fakirët pa këmisha, na që jemi bektashi, kur thot bota bieshi, na kujdojmë se pikeshiut, ashtë loti bektashiut, na kujdojmë se pikeshiut, ashtë loti bektashiut, ashtë loti i teqes, për pëllumbat e meqes, është loti i të qeve, o të jati me laqeve, është loti i të qeve, o të jati me laqeve, rire hati madhijat, për mi qijet mbi shtatë pat, për mi qijet për mbi yje, me flamurin të në krye, për mi qijet për mbi yje, me flamurin të në krye, na i ruajnë për mbi dhe, amanetet që na le, na i kryejnë për mbi dhe, amanetet që na le.